Adam beni Allah'ım diye birini dolandırmıştı. Aa evet o bile var lan gerçi doğru diyorsun yani. Her tarz insanı bulabilirsin ya. Bugün bile ben çıkıp peygamberim desem bence çevreme binlerce insan toplayabilirim. Gerçekten toplarım bu arada. Yani çünkü ya şimdi şey diyebilir insan. Hadi lan siktir git nasıl toplayacaksın vesaire falan diyebilir ama herkes bizimle aynı değil abi. Ya da herkes bizim gibi düşünmüyor. Gerçekten çok fazla kandırılmaya müsait insan var. Yani bu ülkede birisi birini telefonla arayıp ben Allah'ım diye dolandırdı. Bunun videosunu daha önce izledik. Daha önce konuştuk bu konu üstüne. Bu gerçekten yaşandı. Adam bayağı ev kulum Mekke'deyim 10 dakikaya geleceğim falan çekiyor telefonda. Ben Allah'ım deyip ve adamı milyon lira dolandırıyor. Şaka değil. Google'a yazın açın bakın. Yani ya da işte melekler geldi para istedi falan haberleri var. Abi bir sürü melekler para istedi. Amına koyayım yani buna inanan insanları bu yakışıklı kim ya? Buna inanan insanları peygamber olduğuna da inandırabilirsin diye düşün. Ya direkt peygamberim demesen bile mesihlik iddia et. Ha ben Hazreti İsa'yım işte gökten zuhur ettim falan yaptı. Sarıcılar ya. bayramlarını zehir etti. Girdikleri evde melekler istiyor diye yaklaşık 16 bin lirayı çalan hırsızlar bir aileyi parçalanma noktasına getirdi. İşte kaza bela size uzak olacak meleklerimiz diyor. İsteyerek vermedim. Beni kandırdılar. Allah için dediler. Allah rızası için. Biz para için gelmemişiz. Gözyaşlarının tarifi imkansız. Çünkü evine gelen iki kadın melekler para istiyor dedi. Yaklaşık 16 bin lirasını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıcılar kocasının iş kurmak için çektiği krediyi çaldı. Genç kadının Allah göstermesin oğlum çok kötü bir olay lan. Yani iş kurmak için para falan çekiyor. Karın melek geldi ona verdim falan diyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> yuvası dağılma noktasına geldi. Adam çalışıyor. Bir, 200'e nereye kadar? 400 evin kirası. Dolandırıcılar doğa kuma bahanesiyle Arıboğan ailesinin kapısını çaldı. Evde nazar ve büyü olduğunu belirttiler ve Emine Arıboğan'a lafa tutarak bir anda içeri girdiler. İlk önce yardım istediler. Camiye yardım etmek için. Direkt yatak odasına girdi hemen su istediler. Okudular o suyu eve dağıttılar, para verdiler. Bir şeyler yaptılar. Ondan sonra hiç konuşamazdım. Ne istediler getirdim. Evdeki iki kadın dua okuduktan sonra para istemeye başladı. İstedikleri tutarı alana kadar Emine Arıboğan'ı adeta hipnotize etti. Konuşamıyorum. Dilim tutulmuş sanki. 200 verdim. E dediler yok var var meleklerimiz var diyor. Melekler evet. istiyor dedim. Dolandırıcılar Emine Arıboğan'ın verdiği 200 lirayı çok az buldu ve melekler daha fazla para istiyor diyerek melekler nakite sıkışmış. Hacıdayı İndir bakayım oradan bize bir yeşil. Evdeki tüm altınların ve paraların işte bu çaraba koyulmasını istediler. Zaten onlar böyle içeri girdiler ben de onlara öyle bakıyorum. Birisi burada oturdu biri de burada oturdu. Hemen dediler ki ne varsa meleklerin. Dini istismar Dini istismar da işte ben o yüzden sürekli diyorum insan inandığı ya da kutsal gördüğü şeyi bilmesi lazım abi. Bu ablam mesela ile alakalı çok değil. Bir saat kitap okusa aa böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz der diye düşünüyorum. Diyor ki getirin okuyalım ki kaza bela başınıza gitsin. 13.500 liralık çorabın içine koydular. Benim ko kolyem de vardı. Onu da koydular. Bir e, yüzük de vardı. Hepsini içine koydular. Bağladılar, oh, okudular. Altınım, i̇şte sana da sizden yani. uzak olacak meleklerimiz diyor. Dolandırıcılar son olarak Emine Arıboğan'ı dışarı çıkardı. Ne olduğunu anlayamayan Arıboğan eve geldiğinde gözlerine inanamadı. Eve geldim ki yatakların içine bakıyorum hiçbir şey yok. Para? İşte o para yoktu. O yatağın Nasıl içine bakıyorum Nasıl olur baktım. ya? E abla melekler demek ki parayı almış deyip hayatına devam et Vardır bunda da bir hayır. Ya aramıyor. Demek ki paraya <gülüyor> sıkışmışlar. <gülüyor> Arıboğan yaklaşık 16 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı. Hemen suç duyurusunda bulundu. Ancak bu kez de yuvası dağılmanın eşiğine geldi. E yani. Hocam ilk başta seni Boşayacağım dedi. Babamlar falan aradılar. Zaten gittiğim memlekette. Konuşmadı da gittik. Ama gitti. Demedi gidiyorum da. Bayram onlara zehir... Ama ben olsam ben de yani böyle bir ilişkiyi devam ettirmezdim. Evet ettirmezdim abi yani. Hatta şok falan geçiririm. Şeyi söyleyemem. Ayrılıyoruz falan söyleyemem. Bakarım böyle 3 saat boyunca kıpırdamadan izlerim yani. Oldu. Üç çocuk annesi kadın bir an önce eşinin eve dönmesini ve borç harç edindikleri paranın bulunmasını istiyor. Acaba buldular mı? Ne oldu lan? Sonucu ne oldu acaba? Bakayım yeni ya mı? Çok merak ettim acaba buldular mı parayı? Bir şey düşünün gerçekten melekmiş. Gerçekten o paraları alanlar melekmiş, parayı almış, yok olmuş. <laughs> Melekler paraya sıkışmış, elektrik faturasını ödeyememişlerdir mümkün abi. Doğalgaz bu ay çok geldi, çok yaktı. 2015'in haberi. 2015'te yaşanmış. Bu gibi ya. de büyü var dediler. 20 bin lira dolandırdılar. Bir akşamüstü hiç bunu tanımadığı ya? iki kadın kapısını çaldı. Evinde büyü var. Altınlarını getir okuyalım dedi. Genç kadın benzer mağdurların haberlerini defalarca seyretmişti. Başına gelecekleri anladı. Hayır ben de büyü varsa bana oku. Altını ne yapacağım onu okuyayım. Altına niye okuyor? ama yine de dolandırılmaktan kurtulamadı. 20 milyar param gitti yani. Gider ama. Sizde büyü var ben bunu bozacağım dedi. Dolandırıcılar Bozdu mu sende var dedi. O bahaneyle 3 çocuk annesini 20 bin lira dolandırdı. Ardından da ellerini kollarını sallayarak uzaklaştı. İlk önce kapıyı açmak istemedim. Is ısın... Dolandırıcılar bunlar mı teyze ne yapıyorsunuz siz? Ben bayağı böyle otuzlarında iki tane atırsızı falan bekliyordum. Aa, Nenelere bak! Nene bu ne hal? Sızlarla çalınca çocukta da anne kapı çalıyor. Bak kapıya. Baktığı o kapının kendisine binlerce liraya mal olacağı aklının ucundan bile geçmedi. Karşısında hiç tanımadığı bir kadın vardı. Genç kadının kapısını çalan dolandırıcı kadınlardan bir tanesi apartmanın girişinde bekledi. Diğeri ise komşusu olduğunu, ondan şeker almaya geldiğini söyleyerek bulduğu bahaneyle içeri girmeyi başardı. Eşini işte aranı bozmaya çalışıyorlar falan da filandı. Benden elma armut istedi. Dolandırıcı genç kadını öyle bir şekilde etkisi altına aldı ki adeta basireti bağlandı. Ne dedilerse harfiyen yerine getirdi. Benim ezmemi Neden? istedi o bezin içinde. Ezdim. Ondan sonra bir kurdele çıktı içinde bağlı ucu yanık Ondan sonra zaten ben tamamen kadının tesiri altına girmişim yani. Eve giren dolandırıcı kadın iddiaya göre genç kadına bu evde nazar ve büyü olduğunu eşiyle arasını bozmak için büyü yapıldığını söyledi. Ona yatak odasından altınlarını getirirse yapacağı sözde duayla bu büyüyü bozabileceğini anlattı. Tehdit etti beni orada. Burnundan üç damla kan gelir. Seni burada kaç ederim ne olduğunu anlamazsın ölür gidersin dedi. Et evet deseydi hemen abla. ardından da sözde iyileştirme ritüeli başladı. Genç kadının altınlarını alan dolandırıcı iki kırlentin arasına koyduğu altınları genç kadından bohça yapmasını istedi ve daha sonra sözde duaya başladı. O dua bittikten sonra bu iki kırlenti yatak odasına götürmesini istedi ancak el çabukluğuyla kırlentlerin arasından altınları almıştı. Sözde büyüyü bağladığını söyledi. Hani ben bir yandan da korkuyorum ya da kadına da korktuğumu söyle. Ablacım hiçbir şey bilmiyorsan illaki bir film bilim bir şey izlemişsindir. Ama ne koyayım kırlent bağlanarak büyümü ne bileyim böyle at taşa yarasa kulağı falan böyle bir şeyler olsa derim ki ulan yine ortamını kurmuşlar. Kırlenti yazmayla bağlayarak büyü nerede gördün? Söyledim. Ya yani televizyonlarda neler görüyoruz? Dolandırılıyor insanlar. Dedi. Zaten uyuşmuş gibiydim. Kendimde hiç değildim yani. Altınları çantaya koyan dolandırıcılar planın son aşamasına geçti. Kaçabilmek için üç çocuk annesini bir bahaneyle dışarı çıkardı. Ardından da kayıplara karıştı. İki tane bileziğim vardı. 20 gramdan 40 gram. 15 tane çeyrek altınım, yüzüklerim, tek tane. Bayağı varmış. Haber eski sanırım biraz. 2017 evet. O yüzden 20 bin lira diyorlar taş yüzüm, alyansım, çocukların künyesi, nakit para 230 milyon. kolyem vardı. Eşim doğumda yaptırmıştı hepsi. Genç kadın başına gelenleri anladığında çoktan iş işten geçmişti. Polis şimdi her yerde o dolandırıcıların peşinde. Kaymaz dediler, kaydılar. Siyasi parti reklamı gibi anasını satayım. <laughs> Kaymaz dediler, kaydılar. Bu kadın oy kullanmamalı. Biz ne ara bu hale geldik ki o kadar haklı ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi gram üzülmüyorum şu kadar. Cahilinde daha çok dolandırılırsın. Evet ama ben üzülüyorum yine de. Yazık ya. Atsız. Var mı başka böyle mevzu? Bakayım. Yok. Ama benim hala en bestim Türkiye'de sanırım daha onun üzerine video yani şey dolandırma daha doğrusu gelmeyecek. Allah'ım deyip dolandırma. En tap noktası yani. Ben bir aylık kullanılmış ıslak çorap getirin, küflü ekmek ve saç teli getirin, zengin olma büyüsü. Arasına da altınlarınızı koyun. Onu açsana. Onun videosu yok abi, onun haberi var. Allah'ım dedi, dolandırdı. Allah'ım dediği iki buçuk trilyon dolandırdı. Hazır mısınız yolculuğa? Başkentte inanılmaz bir dolandırıcı kolayı. Şebekenin diğer üyeleri aracılığıyla söz konusu vatandaş hakkında bilgi toplayan Bülent Ö. Esnafa evinde ne kadar parası olduğunu, nereye sakladığını ve doğmamış çocuğunun cinsiyetini söyledi. Güven sağlayan Bülent Ö. Daha sonra Hz. İbrahim, Hz. Muhammed ve Veysel Karani olarak tanıttığı... Ersel, Necati, Halil İbrahim ile müritleri olduğunu söylediği Ali, Katip, Murat, Ercan, Can, Ersin, Ramazan ile tanıştırdı. Yani sadece Allah, ben Allah'ım demiyor. Ben Allah'ım, bak yanımda Hazreti Muhammed var, Veysel Karani var falan hani. Bülent son olarak beraberinde getirdiği Hakan Öğün'ün ise Allah olduğunu söyledi. Dolandırıcılar 10 yıl içerisinde Ramazan ve Hacı Bayram Camii e, ve Sincan'da defalarca buluşarak ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtmak üzere yaklaşık 2,5 trilyon lirasını aldılar. En bomba noktası geliyor. Ayrıca O'ya daha rahat irtibat sağlayabilmek için cep telefonu aldırdılar. Kendisini Allah olarak tanıtan Hakan Ö, aradığı Ramazan O'nun cep telefonunda... Mekke'nin alan kodunu gösterecek teknik bir düzenleme yaparak ey kolum 45 dakika sonra yanındayım dedi. Daha sonra yine arayan Hakan Ö bu sefer de sana kimi istiyorsan göndereyim söyle hangi peygamberimi istersin diye sordu yani. Abi bunun üstü gelemez diye düşünüyorum ya. Yani bu artık en üst. Bu tap nokta dolandırıcılıkta. Ötekiler o meleğiz falan filan bunun çok altında. Yani adam kendinin Allah olduğunu ve yanında peygamberlerle geldiğine falan inandır. Adam da bunalıma girmiş. Girdiği bunalım sonucu 3 kere intihar girişiminde bulunan Ramazan O'dan yaşadıklarını ailesine ve çevresine anlatmamasını isteyen dolandırıcılar durumun emniyete bildirilmesi üzerine yakalandılar. Emniyette sorguları tamamlanan 11 kişi suistimal yoluyla dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Umarım bu şey oturup ölmeyi bekledi haberi gibi troll falandır. Yo yo değil bu bayağı gerçek. Gerçek arkadaşlar o yüzden diyorum ya yani bugün bile kendinin bir şey olduğunu iddia etsen bir sürü insanı inandırabilirsin diye. Yani herkes sizin gibi değil. Herkes aynı noktada değil ya da herkes aynı bilince sahip değil. Yani Allah'ım deyip insan kandırıyorsun ya. Şimdi kilise sattılar. Ya onlar falan yapılır oğlum onlar sahtecilik bilmem ne şu bu. Ben Allah'ım deyip inandırmak bambaşka bir şey. Bence bu adamlar şaka amaçlı mı işe baktılar herifi yiyor zokayı devam ettiler. <laughs> Cahreyn Show TV bahşiş terörü haberini izliyor.